Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki o merkezi çemberde bu yayların dereceleri eşit verilmiş. Arkadaşlar burası 20 ise gördüğü yay nedir? 40'tır. E, bunlar eşit verilmişse burası da 40'tır. Bunu çap olarak vermiş bize. E, bu çapsa çemberin yarısı 180 diğer yarısı da 180'dir. Hocam 40-40-80'e buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 100. E burası 100 cm çevre açıdan dolayı x de kaç çıkacaktır arkadaşlar? 50 çıkar. Yani cevap denizli. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar baktığımız zaman yarıçapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Demek ki bir şey çizmemiz gerekiyor. Ne çizeceğiz? Çemberdeki en etkili silahın neydi? Yarıçap. E yarıçap bir şey çizeceksen ilk başta yarıçap çizeceğiz. Bu arada hep söylüyorum çeyrek çember verilmişse sorunun çözümü için çeyrek çember yeterlidir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Çizdik bunu. Ama bunu çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunun eşitliğini göster. Hocam yarı çap eşit. Aa bak burası da yarı çap eşit. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen. 60, 60 ve 60. Aa burada iki iç açının toplamı bir dış açı. X artı 60 eşittir 70 ise x'i buradan kaç buluruz? 10 derece olarak buluruz. Yani cevap balı kesir. ABCDEF düzgün çokgen ve şurası 36 verilmiş. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün çokgenlerin etrafına hepimiz biliyoruz ki. Bir çember çizilebiliyor değil mi? Şöyle bir çember çizdiğimiz zaman e, Hocam düzgün çokgen ya bu. Düzgün çokgen olduğu için Şu kirişler birbirine eşit değil mi? Eşit. E o zaman biz şunu söyleyebiliriz. Eşit kirişlerin ayırtları yaylar hep birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. Buraya alfa dersem Burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa. e Sonra ne yapacağız? Sonrasında Burada kaçgen demiş Düzgün çokgen demiş Kaç kenarlıdır demiş. Ben buradaki alfayı bulursam Alfayı alfadan kaç tane yani 360 alfaya böldüğüm zaman yani bunların alfalar mesela en, kenar, en, en kenarlıysa en tane alfa 360 dereceye eşit olmayacak mı? Toplamı çünkü 360 olacak. Etrafına çember çizdik çünkü ondan dolayı. E ne yapacağız hocam burada? Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam 36 iç açı. 36 eşittir gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani 2 alfa artı alfa bölü 2. 3 alfa bölü 2. E, Buradan hatta iki öbür taraf attı 72 eşittir. 3 alfa yaptı. Alfayı da buradan kaç bulduk? 24 bulduk. Ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne bileyim çevre açı mevra açıyı kullanabilirsiniz. Şunu çizip işlem yapabilirsiniz. Mesela bu açı e, şeyi görüyor hocam. iki kenarı görüyor hocam. Yani burası 2 alfa diyebilirsiniz. Ama burada da e, direkt bir hamlede şey yapamıyoruz. Şuradan şunu çizip de yapabiliriz aslında. Hocam burası alfaysa burası alfa bölü 2. Burası 2 alfaysa burası alfa. Ee, sonra toplamlarda 36 tip alfayı da o şekilde yapabilirsiniz. Ama genelde hepiniz şunu biliyorsunuz zaten. Şuradaki gördüğü yayların toplamlarının yarısı. Alfayı buradan 24 bulduk. Ee, o zaman 360'ı 24'e bölersek kaç çıkıyor arkadaşlar? 15 mi çıkıyor? 15 tane alfa burayı çevrelemiş. Yani kaç kenarı vardır o zaman arkadaşlar? 15 kenarı vardır deriz. Cevap akçay. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Gençler şimdi x sıradan bir eşitlik verilmiş burada. Ne yapacağız? Eşitlere yoğunlaşacağız. Buraya a a diyelim. A dikkat edin. Burası nedir? Yarı çap. Yarı çap uzunluğu 2a. Yaz kardeşim 2a. Bu da yarı çap mı? Evet. 2a a. Şurada bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgene bakacak olursak arkadaşlar 90'ın karşısı 2a. Hangi açının karşısı a'ydı? Hocam 30'un. O zaman burada açı 30 derece. Hatta burası ne yaptı? 60. Hatta burası da 30 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? E bu 2A'ya bu da 2A. X kenar dik üçgen değil mi? Evet. X dik üçgen olduğundan burası 45. Burası da 45 değil mi? Ve bizden X isteniyor. Arkadaşlar şu üçgen dediğin dış açısı değil mi burası? Yani X neye eşit olacaktır? Direkt 30 ile 45'in toplamına eşit olacaktır. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani üçgensel bilgileri de yine çember içerisinde kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet cevabımız ne çıktı böylelikle? E Edremit çıktı. Yukarıdaki verilere göre BDF açısı kaç derecedir diye soruluyor. Evet şurada açı soruluyor. Arkadaşlar öncelikle AY ile DF birbirine paralel verilmiş. Merkezden teğet noktasına gelmiş. Burası kesinlikle ama kesinlikle nedir arkadaşım? 90 derece. E madem bunlar birbirine paralel o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 90 derece olacak aynı doğruya. Dik olmak zorunda. 90 ise yöndeşitten dolayı burası da 90, burası da 90, işte burası da 90 çıkıyor. Peki şimdi ne yapacağız? EAC'yi kaç vermiş? EAC'yi 40 vermiş. Hocam burası 40 ise burası nedir? 50. Bak bu yarıçap, bu yarıçap. Hocam yarıçap, yarıçap, yarıçap. çap, yarı, çap, yarı çap. Hatta burası da nedir? Yarıçap, yarıçap. Yarış eşitlerini gösterelim arkadaşlar. Unutmayalım bunu. E, burası 50 ise burası da ne oldu? 50 oldu. 50 50 100 buraya ne kaldı? 80. Başka bir şey verilmiş mi? Takıldım. Soruyu okuyorum. Bak COD'yi de 70 vermiş. 70 burası. 80 70 daha kaç oldu arkadaşlar? 150 buraya 30 derece kaldı. Hocam bizden BDP isteniyor. 30 90 ise burası 60. Eyvallah. Şuradaki açı isteniyor bizden. Dikkat ederseniz şu da bir ikizkenar üçgen değil mi? Aynen öyle. E, i̇kizkenarın tepe açısı 30 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75 75. Yani bu açı 75. Bu açı da 75 yapacak. E arkadaşım 60 artı alfa 75'e eşitse alfayı buradan kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu etrafına sabitlenmiş 9 çizgi şekildeki gibi birden 9'a kadar numaralandırılmıştır. Numaralı ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgiyi gösteriyorsa o çizgiye ait program seçilmiş oluyor. Evet bu hangi çizgiyi gösteriyorsa mesela burada 8'de burada da 1'de. 8 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 115 derece döndürüldüğünde 1 numaraya geliyor. Arkadaşlar ben buradan hop şöyle 115 derece döndürdüğümde buraya geliyormuş. Buna göre bir numaralı program seçilirken isterseniz e, bunların eşit bölümü olduğunu biliyoruz ya. Buradaki bölmelerin derecesini artık bulabiliriz. Her bir bölmeye alfa diyecek olursam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane alfa var. Bir de 115 var değil mi? Yazalım o zaman arkadaşlar. 7 alfa artı 115 eşittir 360 mı? Evet. Buradan 7 alfa eşittir ne olacak? 360 eksi 115 olacak. Yani 5 5 4 145 mi yaptı burası? Evet. 145 yaptı. 145 yaptıysa 145 mi yapıyor? 145 olur mu? Yok, 245 oluyor. Özür dilerim. Evet, 7 alfa 245'e eşit oldu. O zaman alfa da buradan neye eşit olacaktır? 245'e. 7'ye böldüğüm zaman 3 kere de 21, 35 5 kere de 35. Yani 35 derece oldu. Her bir bölme 35 derece oldu arkadaşlar. Eyvallah. Bulduk bunu. Sonra diyor ki Buna göre diyor bir numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 175 derece. Saat yönünde 175 derece. Döndürüldüğünde kaç numaralı program seçilmiş olur diye soruluyor arkadaşlar. Buton burada saat yönünde 175 derece arkadaşlar. E burası 35 derece değil mi? Evet. 35, 35, 35. E, kaç derece? 175 derece dönüyor. Ya kaç tane 35 derece gideceğim bulacağım arkadaşlar. 175'i 35'e böldüğüm zaman o zaman arkadaşlar ee, 5 kere 5 25 5 kere 3 15 evet 5 defa alıyor o zaman bir döndürmede burası 2 3 4 5 döndürmede nereye denk geldi o zaman arkadaşlar 6'ya denk geldi o zaman cevap ne oldu denizli oldu yukarıdaki verilere göre ABCX kaç derecedir diye soruluyor öncelikle bakın şunlar paralel vermiş bu paralelikleri kullanalım hocam x ise burası da nedir x'tir yöndeş açıdan dolayı Sonra hocam şunlar birbirine paralelse şöyle bir z kuralı var mı? Var. Yani burası nedir? 70 derece. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasın. Bunu sakın ama sakın unutma. E ne yapacağız hocam? İki farklı şekilde düşünebilirsiniz. Bir şu şekilde. Hocam çap var çapı kullanayım ben. Hop şunu şöyle çizersen çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet 90 derece. 20, 90 70 ise burası kaç oldu? 20. 20 ise gördüğü yay 40. E hocam burada da bir 70'lik var. Teğet giriş açı var. 70 ise gördüğü ya 140 olacak. Yani buraya 100 kaldı. E 100 ise burası da nedir? 50 diyebilirsiniz. Cevap C an çıkar. Ya da ikinci yol arkadaşlar. Bakın ikinci yol. Ben bu şekilde kullandım bunu ama. Bakın şu şekilde de yapabiliriz. Verilen bilgileri kullanmak. Yani burada merkez varsa teğet varsa ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki merkez varsa teğet varsa çektik. Bu da önemli. Ama bu çektik ne zaman önemli? Şöyle merkez ve teğet olduğunda. Ama bir de şunu da unutmayalım. Bak yarı çap çizmiş oluyorsunuz. Yarı çapların eşitliğini gösterin. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. E bakın şimdi burası 70 ya. Tamamı 90 olduğundan dolayı. Şurası da 90 olduğundan dolayı. Buraya kaç kaldı? 20. E hocam burası 20 ise gördüğü, burası da 20 x kenarlıktan dolayı. İki tane açı yan yana geldi. İki iç açının toplama bir dış açıya eşittir. Hocam burası 40 diyebiliriz. E şuradaki 90 dereceden dolayı yani şuradaki dik üçgenden dolayı 40, 90 ve x gördünüz. 40 artı x de buradan neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Bir dik üçgen açıları olduğu için 90 dereceye eşit olmak zorunda. Dolayısıyla x'i buradan kaç buluruz gençler? 50 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Şekildeki çemberler E ve F noktalarında birbirini kesiyor ve burayı 72 derece vermiş. Bakın bu çemberle bu çember apayrı çemberler. Şimdi ben bu çemberdeki açıyı bu çemberi taşımaya çalışacağım. E burada merkez falan da yok ki böyle yarıçaplar falan çizeyim. Değil mi gençler? Bir şey yapamam burada. E ne yapalım? İki çember kestiği zaman e, ortak kirişlik çizmek mantıklıdır arkadaşlar. Ortak kirişini çizdik şöyle. E çizdiğim zaman ne çıktı arkadaşlar burada? Hop bir kirişler dörtgeni çıktı. 72 ise burası ne olacaktır arkadaşlar? Karşılaşlar toplamı 180 olacağından dolayı 108'dir. Buraya kaç kaldı? 72 kaldı. E gençler burada da bir kirişler dörtgeni yok mu? Şöyle baktığımızda X artı 72 de neye eşit olacaktır? 180 e eşit olacaktır. X buradan kaça eşit oldu o zaman? 108 dereceye eşit oldu arkadaşım. Yani cevabımız böylelikle balık esir çıktı. Rümeysa aşağıda gösterilen 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış ve eşit bölmeli çember şeklindeki dart tahtasına 3 atış yapmıştır. Arkadaşlar 3 atış yapmış ve eşit bölmeli o zaman 12 bölme varsa 360 bölü 12 kaç yapıyor? 30. Her bir bölme 30'ar derece arkadaşlar. Evet. Rümeysa 2, 5 ve 11 sayılarını vurarak 18 puan almıştır. 2'yi, 5'i ve 11 topladığın zaman 18 yapıyor. Demek ki vurduğu şeylerle aynı puan almış. Peki devam edelim. Buna göre demiş. Bu arada gösterelim. 2'yi vurmuş, 5'i vurmuş ve 11'i vurmuş arkadaşlar. Buna göre bu dart tahtası pozitif yönde. Pozitif yön neresiydi arkadaşlar? Saat yönünün tersi pozitif yön değil miydi? Evet bu saat yönünün tersinde 150 derece döndürüldüğünde atılsaydı atışları atışlardan kaç puan alırdı diye soruyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ben bunu o zaman böyle döndürdüğüm zaman o zaman bu geriden buraya gelecek değil mi? 150 derece döndüreceğim. Yani 150 derece demek ne demek, ne demek arkadaşlar? Hocam 5 tane 30 derece döndürmek demek. O zaman buradan 5 geri mi geleceğim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 geri geldiğinde yani bu 5 pozitif yönde döndüğünde 2'nin olduğu yere gelecek. Yani 7'lik kısım geldi arkadaşlar 2'nin kısmına. Sonra 5'e e bakalım. 5'ten de geri doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane 30 derece gideceğim. Yani buraya geldi. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 10. 10 pozitif yönde döndüğünde 5'in olduğu yere geliyor. Bir de 11'e bakalım. 11'den geriye doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. O da 4 mu olacak? Yani 4, 11'in yerine mi gelecek? Evet. Topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 7 4 daha 11 10 da toplarsam 21 yapar. Yani cevap böylelikle çay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E hocam ne yapacağız çember memel yok burada. Arkadaşlar bazı sorular vardır. Normal üçgen bilgisiyle çözemediğiniz sorular. Mesela burada ne yaparız? Hocam bu x kenarlık var. Bu x kenar üçgenliği kullanmam lazım. Hop şöyle çizdiğim zaman burada kaçlar ne yaptı? 45-45. Başka bir hamle yapabiliyor muyuz burada? Maalesef yapamıyoruz. Bir tek burası da 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Başka açı geçiş yapamıyoruz. Böyle üçgende açıda zorlandığınız sorularda soruyu yapamıyorsanız acaba çemberden çözülüyor mu? Hocam çember geldi aklıma. Hemen bir çember çizeyim. Böyle şeklin etrafına çember çizeyim. Böyle de olmaz arkadaşlar. Her gördüğünüz şeklin etrafına çember çizilmez. Gerçi çizilir. Her gördüğünüz üçgenin etrafına çember çizilir ama çözüm yöntemi için doğru bir yol değildir arkadaşlar. Soruya bakacaksınız. Soru çözüm yöntemine itecek şekilde şeyler yapmalıyız. E, çember çizme kurallarımız vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Kirişler dörtgeni sağlanıyorsa işte ay e, aynı olan iki tane dik üçgen varsa ya da aynı kenarı gören eşitlik açı varsa bu gördüğüm saydığım şekillerde ne yapıyorsunuz? Etraflarına şekillerin etrafına ne yapabilirsiniz? Çember çizebilirsiniz. Burada bu saydıklarından var mı? Var. Aslında şöyle baktığınız zaman hocam burası da 90 burası da 90. Yani bu iki dik üçgenin etrafına ben ne yapabilirim arkadaşlar? Bir çember çizebilirim. Ya da hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenle karşılaştığınız zaman. Arkadaşlar bu dik üçgenle bakın aynı şey zaten. Buradaki dik üçgenin etrafına bir çember çizebilir miyim? Çizebilirim. Çünkü niye? Hipotenüsleri aynı arkadaşlar. Şurada baktığınız zaman. Hipotenüslere bakın. Şuradaki hipotenüsler aynı. Yani bu çapı gören çevre açı 90 derece ya, o mantıktan gelen bir şey. Ya da hocam direkt 90'a 90. Kirişler dörtgen oldu. Bu gördüğüm iki dörtgenin etrafına bir çember çizebilirim diyebilirsiniz. Çizdik. E, x soruluyor bana. X'e yoğunlaşalım. x'e gördüğü yay nedir? 2x'tir. E, bu yayı gören başka bir açı var mı? Olmaz mı? Bak burada açı 45 derece burayı görüyor. E 45 ise burası da ne olacaktır? Aynı zamanda 90 olacaktır. E 2x 90'a eşitse x de buradan kaça eşit olur arkadaşlar? 45 dereceye eşit olur. Yani cevap C C'han. Yukarıdaki verilere göre alfa ile beta arasındaki ilişki nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu teğet bu teğet verilmiş. Ne yapabiliriz burada? İki çember birbirine teğet olduğu zaman ortak teğet çizilebilir aslında ama benim dikkatimi da çeken daha farklı bir şey var arkadaşlar. Buradan da bir çözüm yöntemi elde edebiliriz bu arada. Ne yapabiliriz hocam burada? Şu teğet doğrusunu uzattığımız zaman Görülüyor mu? Şöyle uzatayım arkadaşlar. Tam olarak sayfam yetmiyor. Şöyle uzattığım zaman şunu hatırlamanızı isteyeceğim. Neydi arkadaşlar? Şöyle teğet olunca arkadaşlar burası alfa iken burası ne oluyordu? 180 eksi alfa olmuyor muydu? Yani açıyla yayın toplamı 180 derece oluyordu. Peki var mı öyle bir şey? Şu an yok. Şuraya baktığınız zaman alfaysa gördüğü yay nedir arkadaşlar? 2 alfadır. E büyük böyle şeye bakacak olursanız şu teğet şu teğete bakacak olursanız hocam 2 alfaysa açıyla yay bak şu çemberi düşünmeden açıyla yayın toplamı 180 olacak. O zaman burası 180 eksi 2 alfa mı oldu? Evet. Buradaki açı 180 eksi 2 alfa oldu. E hocam teğet teğet görüyorsunuz. E burada da açıyla yayın toplamı burada da 180 yapmaz mı? Yapar. O zaman bu ikisinin toplamı 180 ise burası 2 alfa mı oldu? Aynen öyle. Beta ise burası da 2 beta zaten. E sonuçta şu çembere baktığım zaman çemberin ölçüsü 360 derece toplamda. 2 alfa ile 2 betanın toplamı ne olmak zorunda buradan böylelikle? 360 derece olmak zorunda. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Alfa ile beta'nın toplamı 180 derece geliyor. Yani cevap akçay. Yukarıda birilere göre x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar iki çember birbirine teğet çizilmişse hemen ne yapıyoruz? Ortak teğet çiziyoruz. Ortak teğet çizmemizdeki amaç neydi arkadaşlar? Her iki çemberde teğet kiriş açıyı kullanabilmek. E65 ise hop gördüğü yay. Kaç yapıyor? 130 yapıyor hocam. Bak teğetlik var. Boşuna mı çizdik bunu? Teğet kiriş açı. Hocam o zaman teğet giriş açıdan dolayı buradaki açıda ne yapacak? 130'un yarısı yani 65 yapacak. Peki benden x isteniyor. Şimdi 25 ile 65 yan yana geldi. Üçgensel bilgilerde de kullanın arkadaşlar. Hep çemberde açıdan falan çıkacak diye çember kurallarından çıkacak diye bir kural yok. E burada 65 ile 25 iki tane açı yan yana gelmiş. Hop x'in toplamı bir dış açıya eşittir. 65 ile 25'in toplamı direkt 90 mı yapıyor? Evet. Ya da hocam 25-65 daha 90 buraya 90 kaldı diyebilirsiniz. Sonra burası 90 saat. Teğet teğet olduğunda bu açıyla bu yayın toplamı 90 derece olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. E o zaman burası 90 derece oldu. E, burayı bulmamıza gerek var mı? Varmış. Çünkü bu çemberdeki açıyı bulabiliyorum böylelikle. Bak burayı bulduk. 90. E burası 90 sa burası ne olacaktır? Yarısı 45. Şimdi bizden x deniyor. Arkadaşlar x'e bakacak olursak hop şu üçgende. Burası dış açısı değil mi? O zaman bu üçgene yoğunlaşacağımız belli. Hocam bak bu üçgene yoğunlaşınca 45 ve 25'in toplamı x değil mi? Aynen öyle. Ya bu tür sorular genelde niye yapılmıyor arkadaşlar? Hep üçgen bilgisini kullanmıyoruz. Lütfen üçgen bilgisini de kullanın. Hala da iki iç açı bir dış açı burada da çok işinize yarıyor. Şekil A'da gördüğünüz üzere. Evet böylelikle cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 70. Yani cevap Denizli.